Türkiye Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olayları konuşuyor. Eğer olaylara hakim değilseniz ya Anadolu'da sıradan bir üniversite ne olmuş olabilir diyebilirsiniz. Haklısınız da çünkü bu kadarını ben de beklemiyordum. Olaylar Karabük Üniversitesi adına açılmış bir itiraf sayfasına yazılan mesajlarla başlıyor. Mesela bir tanesini göstereyim sizlere. Admin utancımdan sahte hesap ile yazıyorum. Lütfen paylaş. Herkes bilinçlensin. Geçen hafta Nijeryalı biriyle birlikte oldum. Allah cezamı verdi ve şu an yüzüm, genital bölgem uçuk dolu. Yanlış bilmiyorsam tıptaki adı her pesti bunun HPV de olabilir tam bilmiyorum ama gerçekten çok sıkıntılı bir hastalık ve çok bulaşıcı korunmasız İlişkiden sonra bulaşabiliyor diyor ki genital bölgem uçukta oldu çok fena kaşınıyor hastalık kaptığımı düşünüyorum lütfen paylaştı arkadaşlar korunmasız kimseyle bir şeyler yaşamasın utancımdan hastaneye bile gidemiyorum bu utanç mevzusunu falan zaten konuşacağız ama çok daha büyük skandallar var itiraflar bununla da bitmiyor admin gizli olsun rastalı 1.70 boylarında balık etli bir zenci kız var sansürlemişler ilişki türünü fakat anlamışsınızdır o tarz bir cinsel ilişkideyken aniden dışkısını yapıvermiş gerçekten bunu hayal ettirmesi çok kötü oldu. Hastayım şu an çok çok kötüyüm lütfen insanlara söyle zencilerle birlikte olmasınlar. Burada olmayıp Afrika'da olan virüsler varmış. İtiraflar bu şekilde devam ediyor. Kendine zence erkek arkadaş arayanlar mı dersiniz? Onlardan kaptıkları virüsleri anlatanlar mı dersiniz? Gerçekten hayatımda gördüğüm en korkunç, en kaotik itiraf sayfalarından bir tanesi. Bu olaylar patladıktan sonra Karabük Üniversitesi'nden bazı bilgiler geldi. Mesela inşaat mühendisliği bölümü 3. sınıf yoklama lisesinde sadece iki tane Türk öğrencinin ismi var. Onun dışında hepsi yabancı, büyük ihtimalle de Afrikalılar. Yine başka bir fotoğraf 120'yi bulan sınıfta bir elin parmağını geçmeyecek kadar Türk öğrenci olduğu söyleniyor. Yani Karabük Üniversitesi'nde inanılmaz bir Afrikalı akını var. Yani büyük ihtimalle üniversitenin kabul şartları Afrikalılar açısından Karabük Üniversitesi'ni daha çekici yapıyor. Ve gözüken o ki Karabük'te işler çığırından çıkmış durumda. Bu olayların patlamasından sonra Karabüklü tribüncüler olaya el atmış ve bir açıklama yapmışlar. Açıklama uzun ama ama özetlemek gerekirse şundan bahsediyorlar. Konu 3-5 kişinin Afrika'dan gelen insanlarla korunmasız ilişkiye girip bu hastalıkları yayması falan değil. Çok daha ciddi bir mesele var. Karabük Üniversitesi'nde neredeyse Türk öğrenci kalmamış. Ve bu dışarıdan gelen arkadaşlar gerek gözleriyle insanları t**z etme olsun, gerek yüksek sesle konuşmak, müzik dinlemek olsun. Bu şekilde insanları rahatsız ediyorlarmış Karabük'te. Bundan bahsediliyor. Ve bunun yalnızca Karabük'ün değil tüm Türkiye'nin sorunu olduğu vurgulanıyor. Bu olayların ardından pek çok video görüntü patladı. Hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır ben de bilemiyorum. Yok 2020 yılında işte çekirge yiyorlarmış öğrenciler Karabük Üniversitesi'nde YouTuber'lar patlamış, Afrikalılar için Türk kızlarıyla birlikte olmak cennet gibisinden tavsiye veriyorlar Türkiye'ye gelin burada okuyun. Bunları bir kenara bırakıyorsun. 2022 yılında Karabük Üniversitesi eski rektörü Refik Polat'ın üniversitemizde 5000 Afrikalı öğrencimiz var. Karabük'ü Afrika'ya, Afrika'yı Karabük'e taşıyacaklar gibi bir açıklaması da var. Daha sonrasında 2020'nin ilk aylarında yine Karabük Üniversitesi'nde yaşanan bir salgından dolayı Ümit Özdağ'ın attığı tweet var. ya yani olay arkadaşlar bugün patladı belki ama aslında Karabük Üniversitesi'ndeki bu salgın durumları ve Afrikalı öğrenci patlaması aslında yıllardır devam eden bir süreç. Şimdi olayların gerçekliğine gelirsek Türkiye'de zaten hastalıklara dair bir eğitim verilmiyor. Kimsenin bu konu hakkında bir bilgisi yok. İnsanlar bunu bilseler bile doktora gitmeye utanıyorlar zaten mesajda yazıldığı gibi. Bunun bir ayıp olduğunu düşünüyorlar. Hadi diyelim ki birilerine göre ayıp ya da saçma bir durum ya da aptallık olarak nitelendirebilirsiniz ama daha büyük aptallığı söyleyeyim doktora gitmemek. Çünkü doktora gidilmediği takdirde bu hastalıklar bulaşıcılığını koruyor, tedavi edilmiyorlar ve hastanın vücudunda daha ağır noktalara geliyorlar. E böyle konular bizim toplumumuzda da tabu olduğu için bu konuda problem yaşayanlar ne arkadaşına ne çevresine bu durumu açıklayabiliyor. Çünkü onu öcü şeytan gibi göreceklerini düşünüyorlar ya da dışlanacaklarını düşünüyorlar ki bu doğru bir düşünce olabilir. Hepsinin temeli de zaten cahillikle bağlantılı ancak en büyük problem doktora bile söylemeye çekiniyorlar ve ya ölü ya da bu hastalıkla yaşıyorlar. Yaşarken de hastalığı daha fazla yayıyorlar. Anlayacağınız vaziyet iki ucu boklu değnek. İşin Afrika tarafından bakın ırkçılığa falan hiçbir şeye bulaşmadan tamamıyla bir realite gerçekliğine değinecek olursam Afrika'da HIV, HPV, AIDS ve diğer aklınıza gelebilecek son derece ciddi ve bulaşıcı cinsel hastalıklar hemen hemen herkeste var. Ve daha fenasını söyleyeyim bedenler artık bağışıklık kazanmaya başlıyor. Yani HPV'li bir Afrikalı ile daha önce HPV virüsünü hiç taşımamış başka bir insanın korunmasız cinsel ...birliktelik yaşaması karşı taraf için çok çok büyük bir problem. Afrika'daki yaşam uzunluğunun bu kadar düşük olmasının bir diğer sebebi de aslında bu. Ekmek su yok, evet bazı sıkıntılar var. Altyapı yetersiz ancak bir de şu var. Hastalıklar çok ağır arkadaşlar. Şimdi böyle bir coğrafya içerisinden ta Afrikalardan Türkiye'nin karabüküne geliyor bu insanlar. Daha sonrasında atıyorum bir Türk egzotik buluyor ya da kimin kiminle ilişki yaşadığı tekrar söylüyorum beni ilgilendirmez. Ama bir şekilde Türk kızları da erkekleri de bu Afrika'dan gelen arkadaşlarla birliktelik yaşıyor. E tabi eğitim de olmadığı için kondom mondom hak getire. Sonuç olarak böyle skandal şeylerle karşılaşıyoruz. Şimdi Afrika'daki istatistikleri kafanıza yazdıysanız Türkiye'den çok daha çarpıcı istatistikler göstereceğim. Dostlar uzmanlar Türkiye'de son 10 yılda AIDS'e yakalananların sayısının 10 kat arttığını belirtiyor. Ve Türkiye'de 40 bine yakın kişi HIV virüsünü taşıyor. Şimdi sorarsanız bunu çok fazla şeye bağlayabiliriz. Kültürel baskılar, eğitimin olmaması, çok eşliliğin artması vesaire. Evet, bunlar kesinlikle etkilidir. Ancak bir de gelen bu göçleri etkilemeliyiz. Aynı Karabük Üniversitesi'nde yaşanan bu olaylar gibi. İşin cinsel hastalık boyutu ve toplumsal sıkıntıları bir kenara bırakırsak şöyle de bir iddia var. Bazı yabancı uyruklu öğrencilerin te eylemlerinde bulundukları ve buna hiçbir yöneticinin de karşı çıkmadığı yönünde şikayetler de son zamanlarda oldukça artmış. Öte yandan Afrikalı öğrencilerin bir araya gelerek kiraya çıktıkları konutlarda da komşulara oldukça zor zamanlar yaşattıkları söyleniyor. Karabük Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler yabancı uyruklu öğrencilerin kendilerini yaşattıkları zor anları beka sorunu olarak adlandırırken ilgili kurum ve kuruluşların bir an önce yaşanan bu durumların önüne geçmesini istiyor. Şimdi Türkiye'de gerçekten ne yapılmaya çalışılıyor bilmiyorum ama aslında bir şeyleri tahmin edebiliyorum burada söylemeyeceğim sadece. Çünkü gerçek başıma bela alırım. En azından burada bir şeylerin devamlılığını sağlıyoruz. Suriye'yi, Afgan'ı, Paki falan filan geçtik. Artık vaziyet Afrika'ya doğru kaydı. Ki Afrikalı göçmenler aslında Türkiye'nin çok çok uzun yıllardır bir gerçeğiydi. Sokaklarda saat, parfüm, kemer satarlardı ve halk aslında onları severdi. Bunların da birçoğu üniversite öğrencisiydi. Ama dünya göçmen algısı olarak o kadar fazla değişti ve bu durum Türkiye'yi o kadar çok dönüştürdü ki artık insanların Afrikalı göçmene karşı da bir sabrı kalmadı. Mesela sokaklarda sempatik olarak gördüğümüz parfüm satan elemanlar kalmadı fazla. Baktılar ki şartlar artık çok daha kolay. Türkiye Afrika'dan çok daha iyi. E böyle bir community de oluşturabiliyorlar. Mesela Karabük Üniversitesi. E tabi community oluşturduğunda kiraya çıkabiliyorsun. Giderlerin azalıyor. Bu sefer oraya adapte olman da gerekmiyor. E geliyorsun sonra bunlar reklam oluyor. Youtube'da videosunu çekiyorsun. Ya da oradaki arkadaşlarına söylüyorsun. Bak biz Karabük'e geldik. Türkiye'deyiz. Burada ortam çok güzel gibisinden. E Afrika'dan güzel oldu. Kesin yani. Sonra onlar da geliyor. Community'ni büyütüyorsun. Ve bu durum gerçekten gerçekten bir sarmala dönüşüyor. Çünkü hükümet de bu konuyla alakalı bir adım atmıyor, hatta onları destekliyor. Bu durumda yalnızca kendi halkın zarar görüyor ve bu zarar ortamı resmen oluşturuluyor. E, eskiden niye böyle değildi? Neden işte siyahi arkadaşlar bize sempatik gelirdi, saat satarlardı, gülerdik, eğlenirdik, çatpat Türkçe konuşurlardı. Hoştu yani arkadaşlar aramızdaki ilişki kötü değildi. Çünkü o zaman bir community durumu yoktu. Yani siyahi öğrenciler Türkiye'de İstanbul'a gelip 5000 kişi, 10000 kişi olmuyorlardı. Beraber kiraya çıkmıyorlardı. E o zaman ne yapıyorlardı? Kendi paranı kazanmak zorundasın. Nasıl kazanabilirsin? Bir şeyler satacaksın. E satmak için Türkçe konuşmalısın. O zaman oraya adapte olmaya başlıyorsun ve bize samimi, sempatik geliyorsun. Bu politika izlenirken her şey güllük gülistanlıktı. Bakın 15 yıl öncesine gidin. Deyin ki siyahilerle alakalı bir probleminiz var mı? Türk halkı bu konuda en az ırkçı olan halklardan biriydi. Ya bugün tam tersi arkadaşlar. Ve bu sefer maalesef az önce anlattığım skandaldaki gibi hastalıklarla beraber geliniyor. Hastalıklar yayılıyor Türkiye'de. Peki bir önlem işte biz gündemde tutuyoruz. Siz belki konuşacaksınız. Belki yetkililer üzerinde bir baskı ama çok sanmıyorum. Durum vaziyet bu. Belki de oradaki Türk öğrenciler artık tamamıyla protestolara başlayacak. Oradan çekilecekler. E bütün üniversite Afrikalılarla dolu olunca herhalde orada artık Türkiye, Türk namına hiçbir şey kalmayacak. İsminin de Karabük Üniversitesi olmasına gerek yok. O zaman anlayacaklar herhalde yani. Aa biz bir şeyleri yanlış yaptık diye. Ama durum öyle bir noktaya geldi ki protesto yapabileceğim vaziyet bile yok. Çünkü protesto yapmak için adama ihtiyacın var. Lan üniversitenin neredeyse hepsi zaten Afrika yani durum öyle bir sarmala girmiş ki çözüm falan yok arkadaşlar çok boktan. Sizin de Karabük Üniversitesi'ne dair fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Vaziyetler bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yarın tekrar buradayız.